Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat sürecek programımız, Osman Ünlü hocamıza bir sorumuz olacak. Onun ayrıntılarıyla beraber cevabını almaya çalışacağız. Yine daha önce duymadığımız şeyleri sanıyorum duyacağız bu programda. Güzel bir konu olduğunu tahmin ediyoruz. Biraz sonra soracağız onu. Ama öncelikle Osman Ünlü hocamıza sözü verelim. Sonrasında sorumuza geçelim. Buyurun efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinleyen dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Tabi bazen bize gelen maillerde falan da hem sadece dinleyicilerinkini tebrik ediyoruz, ediyorsunuz, başkalarını etmiyormuşsunuz falan. Ediyoruz etmesine, ama öncelikle yani bizi dinleyen dinleyicilerimiz, evet, muhatabımız onlar. Dinlemeyen bizi duymuyor. Duymadığı için de iştirak etmiyor. Yani söylesek de, ama hepimiz için hayırlı, mübarek olsun. Cenab-ı Hak feyzinden istifade etmemizi nasip etsin. Ayrıca şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde hasta olanlar varsa veya hastalar varsa Cenab-ı Hak Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenlere iman selameti nasip etsin. Dertlere deva, borçlara eda ihsan etsin. Sıkıntıda olanların da sıkıntılarını hayret ettiylesin. Hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah Teala. Amin. Soruya geçeceğim ama bir de şey var, dinleyicilerimizden birçoğu mesela dua istiyorlar. Hani böylece toplu da bir dua etmiş oluyorsunuz. Tabii herkesin kendine göre bir derdi var. Hakikaten büyük dertler içerisinde olan dinleyicilerimiz de var. Yani hani Allah-u Teala korusun, böyle düşmanımın başına vermesin diyeceğimiz şeyler de insanların, doğru, başına geliyor. Hem onları da şey yapmış olalım, hem de şunu sormak istiyorum, yani konumuza döneceğim de, Allah-u Teala çekebildiğimiz derdi mi verir bize? Hani hep öyle dua ederiz ya, ya Rabbi çekebileceğimiz derdi verme, çekemeyeceğimiz derdi verme diye. Şimdi Mustafa Bey, hani bir beyit var, zaman zaman İslam ve toplumda, hatta huzura doğru da naklediyoruz, çünkü o her şeyi özetliyor. Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi vardır. Madem ki Adem zadedir. Madem ki Adem Aleyhisselam'ın evladıdır. Herkesin mutlaka bir derdi var. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bir mümin kertenkele deliğine girse, Allah-u Teala ona orada sıkıntı verecek bir mahluk yaratır. Ha, dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ne demek istiyorsunuz? Biz bir şey demek istemiyoruz. Her şey meydanda. Allah-u Teala burasını imtihan yeri yaratmış. Burası mihnet ve sıkıntılı bir yer. Burada bir elim yağda, bir elim balda, olmaz o. İnsanın hatırına çok şeyler gelir. Fakat bunların aynı şekilde dünya şartlarına göre gerçekleşmesi mümkün değil. Biz işte lise yıllarındaki onu felsefe dersinde bir şey dikkatimi çekiyordu. Descartes miydi, neydi o adam? Evet. Diyor ki sonsuz bir varlık olmasaydı insana sonsuzluk fikri gelmezdi. Doğru söylüyor, yakalamış yani. İslam alimlerinin kitaplarını mı okudu veyahut da bir yerden öyle mi denk geldi veya düşünerek mi buldu onu bilmiyorum. Ama yani şeyi, tespiti, yani öyle bir kimsenin ağzından çıkınca herkes tarafından itiraz edilmeyecek şekilde kabule şayan olur veyahut da mazhar olur diyelim. Sonsuz bir varlık olmasaydı sonsuzluk düşüncesi insana gelmezdi. Evet. Ölümsüzlük var mı insanda? Var. Düşüncesi var mı? Var. Dolayısıyla ölümsüzlük var. Ama bu dünyada gerçekleşmeyecek. Efendim, benim vücudum hiç böyle eskimesin, yıpranmasın, hastalanmasın, hiç ölmesin düşüncesi var mı? Var. Peki bu var mı? Olmasaydı gelmezdi zaten insana bu. Var ama yeri burası değil. Çünkü Cenab-ı Hak burada her şeyi eskiyecek, yıpranacak, yok edilecek şekilde yaratmış. Onun için dünya fani diye geçiyor. Fani, yok olacak şekilde yaratılmıştır. Mesela insan bedeni de çocuktur, gençliktir, İşte olgunluktur derken yaşlılık çatıp geliyor. Eskiyor sürekli. Eskiyor. Ve insan aynı insan. Yani düşünceleri, şeyleri, ama beden yıpranmış. Hareket edemiyor. Hareket kabiliyeti zayıflamış. Yolda yürüyemiyor. Dizüstü oturamıyor. Bazen yatamıyor. Ve bu şekilde böyle yaşlılığa ulaşmış. Mesela benim babamın teyzesinin oğlu vardı. 100 yaşına ulaştı. Anneannemle kardeşti onlar. Anneannem de öyleydi. Bizde de aynı şekilde pek olmamış. Babam işte 90'a merdiven dayamış durumda. Şimdi kolay değil. Hani babama bir şey yapıyoruz evlatlar olarak. Yok sen çok iyisin falan filan. Gaz veriyoruz.
Hatta böyle taviz vermiyoruz falan. Niye? Çünkü o hale gelmiş olan birazcık böyle atıl kalsa hiç hareket edemez hale gelecek. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Tamim Mehal Saadeti bildiği kitabını hazırlayan zat, yaşlılık döneminde en az 15 dakika yürümeli. Çünkü bir şey yaptığı zaman küt diye duruyor. Hareket edemiyor. Kolunu bile hareket ettiremez. Hele bir de psikolojik olarak bir şeye girdiyse artık bütün beden böyle külçe gibi. Çocuk değilsin, kucağına alıp da şey yapabilirsin. Bakana da yatana da, babaannem rahmetli öyle derdi, zor. Onun için de bu dünyada her şey fani, geçici olarak yaratılmış. Gençlik de fani, ondan sonra ömür de fani, yiyecekler de fani, hepsi fani. Ve Cenab-ı Hak gözümüzün önünde de bunların bu şekilde olduğunu, baharla beraber her şey doğuyor. Ondan sonra yazla beraber olgunlaşıyor, sonbaharda başlıyor dökülmeye, kışla ölüme giriyor. Öyle mi? Evet. Gözümüzün önünde. Ve dolayısıyla insan da böyle diyor. Doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek annesi Hazreti Amine işte vefat edeceği zaman oğlunun yüzüne bakıyor. Bu dünyada diyor her doğan ölür, her yeni eskir. Ben de öleceğim. Ama diyor öyle bir evlat bırakıyorum ki kıyamete kadar aynı şekilde yani benim ismimde yad edecek. Allah-u Teala ihsan etmiş çünkü dünyaya getirirken bile olağanüstü halleri bu kadıncağız şahit olmuştu ve görmüştü. Hani bir tabir var. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. Sultan Süleyman kanunlu Sultan Süleyman değil. Kanunlu Sultan Süleyman 3 kıtaya hükmediyordu. Bu Süleyman Aleyhisselam'dır. Sultanlık istediği. Peygamber olan. Ve yeryüzünün tamamına hükmettiği gibi tabiat kuvvetleri emrindeydi. Cinler de emrindeydi. Hayvanlar da emrindeydi. Ve bunlara da böyle bir saltanat. Ona da kalmadı. Hatta kitaplarda anlatılırken deniyor ki bir gün böyle saraydakilerin hepsine izin vermiş. Kimse gelmesin. Kapıdaki nöbetçiyi de tembih etmiş. İçeriye kimseyi alma. Böyle tek başına demiş dinleneceğim. Oturmuş tek başına dinlenirken böyle güzel giyimli genç hiç daha önce görmediği bir sima içeri giriyor. Diyor ki ben diyor nöbetçileri tembih ettim kimseyi alma diye. Sen diyor nasıl girdin? Biz diyor bir yere girerken kimseden izin almayız. Anlıyor ki bu gelen melek. Vazifen ne diyor? Ölüm meleğiyim. Ziyarete mi geldin? Hayır diyor. Ya bugün diyor tam istirahat edecekti. Ömür boyunca bir gün tatil yapacaktık. İşte o zaman la rahate fit dünya ey Allah-u Teala nebisi. Dünyada rahatlık yoktur. Dolayısıyla bu dünyada herkesin başına bir dert, bir sıkıntı mutlaka gelir. Evet. Mutlak mı? Kesin. Mutlaka gelir. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler habire anlatırlardı. Derlerdi ki dinin yarısı sabır, yarısı da şükür. Nimet zamanı şükür azmayacaksın ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri yerlerinde kullanacaksın. Sabır gelen derdi belalara karşı da tedbirlerini alacaksın, şey yapacaksın, isyan etmeyeceksin. Yoksa insan hastalandığı zaman ah of diye inler. Bazı şeyler var insan hakikaten düşünme mekanizmasını kapatır. Biz canlı olarak Enver abi de gördük. 2001 krizinde yani bütün işte İhlas Finans ve İhlas Holding'e el konulduğu zaman Enver abinin yerinde başkası olsaydı intihar ederdi. Ama böyle bir dert, böyle bir bela karşısında, kendisi hani sarsılmadığı gibi çalışanına da moral verdi. Değil mi? Evet. Ve ayağa kaldırdı. Biz ondan daha çok sarsıldık. Yani. Evet. Biz o manada bakarsak. Daha çok sarsıldık. Evet. Onun için herkesin derdi kendine göredir. Ve büyüktür. Ve mesela demin o söylemiş olduğunuz sözü Anadolu'da çok söylenir. Ben de çocukluğum duyarım. Allah düşmanın başına vermesin diye. Evet. Hakikaten öyle sıkıntılar, öyle dertler var ki evladının başına bir şey geliyor. Evladının yanlış yaptığı bir şey varıyor falan. Hani adamcağız başını yerden kaldıramıyor. O da bir imtihandır tabii. Evet. O da bir imtihandır. İnsanlar dedikodu yapıyor. İftira edenler oluyor. Suç işlemediğin halde böyle bir şey yapanlar oluyor. Dünyada hepsi aynı şekilde mevcut. Ama dönüp dolaşıyor. Bir şeye geliyor. Nedir o da? Yani kul kendisi Allah-u Teala'ya karşı samimi ise gelen derdi bela ya onun günahlarını silkeliyor veya derecesini yükseltiyordur. Bunu bu şekilde unutmamalı. Evet. Ama mesela Cenab-ı Hak dünyada böyle derdi bela verdiyse birisi tarafından buna gelmişse oturup bir düşünmesi lazım. Ben birisine bir şey yaptım mıydım diye. Ola ki beddua almıştır. Günü zamanı geliyor onu unuttu gitti yaptığını. O bedduaydı onu da senin duan ne kabul olacak veya falan git hadi falan filan filan demiştir. Ama o anda da o da gariptir. Gerçekten de gönlü o anda Allah-u Teala iledir. Gönlü de aynı şekilde kırılmışsa, yıkılmışsa, elinde açıp da aynı şekilde bir şeyler söylediyse. Çünkü kafir de olsa mazlumun duasının önünde bütün perdeler kaldırılıyor. Böyle durumlar da söz konusu olabilir. Peki çaresi nedir? Hangi derdi bela olursa olsun. Biz yine buradan Cenab-ı Hak derdi olanlara
deva nasip etsin. Amin. Sıkıntılı olanların sıkıntılarını hayra tebdil etsin. İstiğfara devam edilirse inşallah Teala önce zihin açılır, kalp rahatlar ve hiç ummadığı yerde o sıkıntıdan, o derdi beladan kurtulma yolları, çareleri direkt de gelebilir, vasıtalı da karşısına çıkabilir. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun inşallah Teala. Hocam, bugünkü asli konumuza dönelim isterseniz. Aslında bir yerde girişte yapmış olduk da tabii buradaki dertlere, belalara ya da sevinçlere olan tavrımız bizim ahirette ne olacağımızı gösteriyor. Doğru. Yani cennete mi gideceğiz, cehenneme mi? Bir de tabii şöyle bir şey var, hani hep böyle Osman Hoca milleti korkutuyor, hep cehennemden bahsediyor, ne bileyim hep günahlardan bahsediyor diyenler falan da oluyor. Bugün de cennetten bahsedelim o zaman yani. güzel böyle şeyler, ya biz korkuyoruz falan diyenler de oluyor da, ama korkunun necele faydası yok tabii. Cennetten bunu sormak istiyorum bugün, cennet ve nimetleri, cennet ve içindeki nimetler. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz, anlatabilir misiniz efendim? Şimdi önce peşin peşin şunu ifade edelim. Cenneti gören Peygamber Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Cehennemi de gördü. İkisini de anlattı. Neyle? Dünyada kullandığımız kelimelerle. Başka türlü aynı şekilde neyle ifade edecekti? Hani İmam-ı Rabbani Kutu Suresleri buyuruyorlar ki, bir şey ifade ediyorlar da başka kelime bulamadım buyuruyorlar. Yani bu kelime aslında bunu anlatmıyor. Ama başka kelime de yok. Başka kelime yok. Cenab-ı Hak cennet de cehennemi de yaratmış. İkisini de sonsuz kalacak şekilde yaratmış. Cennet kendisine iman edip itaat edenlerin sonsuz kalacağı yer, yurt olarak yaratılmış. Halen mevcut cennette, cehennemde. Cehennemde kendisi emirlerini dinlemeyen, isyan, inkar edenlerin gideceği yurt olarak yaratılmış. İkisi de sonsuz. Bu ikisinden başka diğer, efendim, yüz milyarlarca yıldız var. Hepsini yok edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Hepsini ama. Güneş de dahil. Bu arz küresi, yerde dahil olmak üzere hepsini yok edeceğim. Bu ikisi kalacak sadece. Cennet bu yedi kat göğün üstündedir. Cehennem bunun altındadır. Ama bunun altı üstü olmaz buyuruluyor. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh tam İbn-i Asadet'e bildiği kitabında bunu izah ederken buyuruyor ki, hani aya çıksan dünya nerede gözükür? Yukarıda. Değil mi? Evet. Biz buradan bakıyoruz, ayı yukarıda görüyoruz. Aya çıkınca dünyayı aşağıdan görmemiz lazım. Ayın balkonuna çıkacağız, böyle tepede kalıp bakacağız. Yapmamız lazım normalde. Ama o da dünyada orada yukarıda gözüküyor. Evet. Veya yıldızlar var. Mesela Mars. Diyelim ki gittik. Dünya nereden gözükecek? Gene tepende. Yukarıda. Neresi bunun aşağısı? Bilemiyoruz. Ve orada bir ifade kullanıyor. Demek ki buyuruyor, Allah-u Teala'nın yarattığı bu yedi kat göğün birisinde. Cehennem. Ama cennet... bunun yedi katın üstünde. Her şeyin aşağısında. Her cehennem. Şeyin, cehennem. Onu, öyle buyuruyor. Onu böyle sanki dünyanın dünyayı düşünerek düşünenler de var. Yani yorumlayanlar da var kendilerine göre. Mama tabakası falan var ya dünya. Ah, cehennem orası ya. Falan. Yani her şeyin altı orası. Yani dünya hiç alakası yok. Yani şeye kale bile alınmaz kainat düşünün. Hiç alakası yok. Küçük bir yer yani. Çünkü güneş cehennemin içine koysa futbol topu büyüklüğünde kalır buyuruyor. Güneş 1 milyon adet dünyayı yüzeyine alabilecek genişlikteymiş güneş. Böyle bir güneş cehennemin içine konduğu zaman futbol topu büyüklüğünde kalıyor. Yani gerisini düşün, yani hayal bile edemiyorsun. Cennet de öyle. Mesela buyuruyor ki cehennemden en son çıkan mümine dünya büyüklüğünde köşk verilecek. Nerede? Cennette. Dünya büyüklüğünde. Oğusu falan yok ha. Yani o büyüklüğü karşısında dünya büyüklüğünde köşk şey kalıyor, gecekondu kalıyor orada. Gecekondu kalıyor o büyüklük. Onun için hayal bile edemeyiz. Başka kelime olmadığı için ifade edemiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela anlatırlarken mesela yükseklik, ondan sonra hız, bunları anlatırken zaman dilimini anlatırlarken sormuşlar, bizim buradaki kullandığımız zaman birimi mi? Hayır buyurlar. Senet-i Nur tabiri geçiyor Miraç'ta anlattıkları. Senet-i Nur. Yani şeyle alakalı yok. Hız da aynı şekilde dünyada bizim buradaki kullandığımız hızla alakalı değil. Çünkü bizim en çok bildiğimiz ışık hızı, o da saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Saniyede 300 bin. Mesela meleklerin kullandığı hız daha da büyük. Dolayısıyla cennet ve cennet nimetleriyle alakalı olarak Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdikleri. Çünkü gördü. Ha dünyadakilere. Mesela soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Meyveleri söyleyelim. Diyelim ki işte elma var mı? Portakal var mı? Veyahut da muz var mı? Hakikisi buyuruyorlar. Şey de öyle. Mesela varisleri, İslam alimleri de öyle.
Allah rahmet eylesin. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh bu şekilde böyle hani talebelerinden kabul buyurdukları zaman yaptıkları sohbetlerde kendi hocaları Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nden nakiller yaparken hani orada anlatırken yani bunlar ne ki? Yani dünyadaki ne ki? Bunlar hayal. Hakikati orada. Bunun hakikati nasıl bir şey? Hakikati nasıl bir şey? Köşk dediniz mesela az önce. Köşk de öyle. Hani biz buradakine göre bir köşk düşünüyoruz ama orada hakikisi var. Yani o bizim düşündüğümüzün dışında bir şey. Şimdi insanlar zannediyor ki dünyadaki bu bedenle dirileceğiz. Hayır. İnsan kafir olsun, Müslüman olsun. Öldüğü zaman kemikler bile çürüyebilir. Ama kuyruk sokumunda bir kemik var. O çürümüyor, yok olmuyor. Yeniden beden yaratırken Allah-u Teala o kuyruk sokumu, o vesile, o kuyruk sokumundaki kemikten yeni beden yaratacak. Bu yeni bedenler şey gibi değil, buradaki gibi değil. O yeni yaratılan bedenlere göre bunlar bir karış boyunda kalacak. Bir karış kalacak. Mesela Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman yeryüzüne indirildi 60 arşın 60 metre. Kafirlerinki daha iri olacak. Kafirlerinki daha iri olacak. Hani diyeceksiniz nereden biliyorsunuz bunu? Hadis-i şerifte geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kafirlerin azı dişinin büyüklüğü Uhud dağı kadar. Şimdi Mustafa abi ben gittim gördüm Uhud dağını. Uhud dağını gördüm. Yani azı dişi o kadar. Hayır Uhud dağı kadar bunun azı dişi olacaksa Uhud dağı kadar azı dişi olacaksa bu İhlas Holding binası 5 katı şeyde zeminden yukarıda 5 kat da aşağısı var 10 kat yani bu 10 katlık bir bina kadar bunun kafası olması lazım. Azı dişi o kadar büyük olacak veya bundan daha büyük. Daha da büyük olacak. Daha da büyük olacak. Boyu da ona göre. Boyu da ona göre olacak. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri Güneyt Talib'in kitabında anlatıyor. Orada hadis-i şerifler zikrediyor. Katır büyüklüğünde cehennemde akrepler olacak. Katır büyüklüğünde. Akrep dediği şu kadarcık bir şey. Katır büyüklüğünde. İnsanlar çok iri olacak ki onlar aynı şekilde eziyet edecektir onlar. Orada azap olarak aynı şekilde şey yapacak. Allah-u Teala azap vasıtası olarak onlar orada yaratıyor. Bu sebepten dolayı yani cennetteki köşkler insan bugünkü bedene göre düşünecek olursan, bugünkü bedenle yaptığın köşkler olacak olursan, yani bugünkü o villalar, yani adamın ayağı soksa, ayağı kadar bir yer yani, ayağına ayakkabı olmaz yani. Değil mi? Evet. Ayağına ayakkabı olmaz yani. Bu köşk dediğin şeyler, villa dediğin şeyler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adet-i şerifeleriydi. Sabah namazını kıldıktan sonra dönerler eshab-ı kirama. Cenazesi olan var mı yardım edelim. Ses yoksa, hastası olan varsa ziyaret edelim. Ses yoksa, rüya gören varsa rüyasını tabir edelim buyururlarmış. Bir gün soruyorlar cenazesi olan var mı? Ses yok. Hastası olan var mı? Ses yok. Yardıma muhtaç olan var mı? Ses yok. Rüya göreniniz var mı? Yine ses yok. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ben bir rüya gördüm buyuruyorlar. Ben bir rüya gördüm. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz ya Resulallah anlatır mısınız? Lütfeder misiniz? Hani bereketlenelim. Buyurarak rüyamda cennete girmişim. Cennette bir köşk. Önünde vazifeliler var. Köşkün yüksekliği bugünkü yani bizim kullandığımız ölçülere göre 500 kilometre yüksekliği. Mustafa Bey 500 kilometre. Bugün uçaklar 20 kilometreye çıkıyor en fazla ülkeler arası giderken. Değil mi? Evet. 9000, 10000 metrede uçuyorlar. Veyahut da en fazla çıksa 20 kilometre çıkar. 20 kilometre. Evet. 500 kilometre. Uçaklar falan aşağıda kalıyor. Ne aşağısı? Şeyde. Topuk kemiğinde. Topuk kemiğinde. Topuk kemiğinde kalıyor. 500 kilometre yüksekliği. Eni? O da 500 kilometre buyuruyorlar. Gördüğü köşk. Yani İstanbul'dan Ankara'yı geçiyor. Hızlı tren lazım. Helikopter lazım. Tabii kendi köşkünün içinde hızlı trenle, helikopterle dolaşması lazım. Ve içini doluydu buyuruyorlar. Allah-u Teala köşkü veriyor da her türlü süsü şeyi ve hizmetçisiyle yaratıyor Cenab-ı Hak. Para pul falan vermiyorsun onlara. Hepsi sana kodlu. O köşk kime tahsis edildiyse o içindekiler onun hizmetçisi olarak yaratılmıştır. O hizmetçisi ona bildiriliyor. Onlar da tabir caizse aşk, muhabbet derecesine ona bağlılar. Menfaat ilişkisi yok ki orada. Şu kadar para verirse bu kadar hizmet edeyim. Yok öyle bir şey.
Cenab-ı Hak onları öyle yaratmış. Öyle kodlanmışlar ve netice itibariyle ona şey yapıyorlar. Ve yaklaştım buyuruyor. Bu köşk hangi nebiye ait diye. Bir peygambere ait öyle ya. Çok yüksek bir köşk. Oradaki görevli melek diyor ki bu bir nebiye ait değil. Kime ait diyor. Arap evladından birisine ait. Ben diyor Arap'ım. Kime ait? Arap'tan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden birisine. Öyle Arap'tan daha önce de gelip geçtiler. Ha diyor ben Muhammed Aleyhisselam'ın kendisiyim. Benim ümmetimden kime? Hulefâ-ı Raşidinden birisi. Hangisi diyor soruyor. Ömer İbn Hattab'ı mı buyuruyorlar? Cevap veriyorlar. Yükseklik 500 kilometre. Eni de 500 kilometre. Eni de 500 kilometre. Ve insan böyle şaşıp kalıyor. İnsan şaşıp kalıyor. Ya diyorsun bu kadar büyüklük, bu kadar aynı şekilde genişlik, bu kadar içerisinde yalnız da kalmayacaksın. Orada Cenab-ı Hak. Çünkü Ahmet şerhinden bir yerde geçiyordu. Cennete giren herkese, kadın erkek herkese 80 bin gılman. Bunlar hizmetçi. Ona kadın olsun erkek olsun ona kodlanmış vaziyette 80 bin. Her biri ayrı hizmet görecek senin ağzına bakacak. Senin ağzına bakacak. Ne emredersen onu yerine getiriyor. Ve bunlar senden bir şey beklemiyor. Hani dünyadayken çok zengin olsan, milyarder, hani dolar milyarderi olsan ne kadar hizmetçin olabilir? Diyelim ki 1000 tane. Bir ay maaş vermesen adam yiyip içiyor, geziyor, bizim paraları aynı şekilde vermiyor derler. Sigortasını yatırmasan şikayet ederler. Şikayet ederler. Orada öyle değil. Kadın, erkek, herkes otomatik olarak bu ihsan ediliyor. Ve onlar sana hizmet ediyor. Hani dünyada hatırımıza geliyor ya, bir eli yağda, bir eli balda. Aynen öyle. O yeni yaratılan vücut eskimiyor. Yaşlanmak yok. Hastalanmıyor. Ve ölmüyor. Ölüm de yok. Hastalık da yok. Yaşlanmak da yok. İnsanları dünyada en çok korkutan yaşlanmak, ölmek, değil mi? Hastalanmak. Bunlar korkutuyor. Bunlar yok. Peki efendim, bize daha önce program yapmıştı Profesör Doktor Cevat Babuna. O diyordu ki bu vücut 200 defa kendisini yeniliyor. 30 yaşına kadarmış o. Zaten İslam alimleri diyor ki 30 yaşına kadar gençlik, 30'dan sonra 30'da 50 arası yetişkinlik, 50 ile 70 arası yaşlılık. Şu anda benim bulunduğum yaş. 70'ten yukarısı pir-i fani. Ondan sonra da müjdeler var. Ama 60'tan sonra da müjde var. Merak etme, 60'a ulaştım. Dolayısıyla inşallah hatırlıyor, ümit ediyoruz o müjdeyi verir Cenab-ı Hak. Çünkü 60 yaşına ulaşan mümin bir kuluna Cenab-ı Hak ölürken şehitlik nasip eder buyuruyor. İnşallah hatırlıyor, ümit ediyoruz. Rabbimiz ihsan sahibidir. Dolayısıyla o vücut hiç eskimiyor, yıpranmıyor. Devamlı surette bu. Peki gönülden bir şey geçtiği zaman Cenab-ı Hak hemen yaratıyor. Bir yere gitmek istediği zaman Cenab-ı Hak öyle köşkler ihsan edecek ki buyuruyor. Orada hiç zahmetsiz nereye gitmek istiyorsa. Çünkü cennet, yani bir köşkün büyüklüğü, dünya büyüklüğünde köşk olduğuna göre gezmek kolay değil cenneti. Yani. Değil mi? Yani. Dolayısıyla bir altında şey olacak, etrafına gürültü vermeden uçarak gidecek tabiri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle böyle buyuruyor. Öyle köşkler var ki buyuruyor. Dışarıdan içerisi gözükür. İçeriden dışarısı gözükür. Öyle köşkler var. Hani içeriden dışarısı gözükür. Bugün biz de şey yapıyoruz. Bazı camları şey yapıyoruz falan. İçeriden dışarıyı görüyoruz. Ama dışarıdan içeriği, hani cam şey olması görülebilir. O da tabii bir şeydir. Ama nasıl bir şeydir? Efendim ya komşu çocuğu bir, hani birisinin hizmetçisi bir taş atarsa falan. Onlar yok. Peki üzüntü? Üzüntü de yok. Herkes kendisine verilenin en iyisi kendisine verildi olarak kabul ediyor. Öbür türlü üzülür. Mustafa Bey'in köşküne bak. Onun hizmetçileri daha işte candan çalışıyor falan. Gönlüne gelirse üzülür. Onun için sen de üzülmeyeceksin, ben de üzülmeyeceğim. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. İnşallah. Tabii dinleyicilerimiz şimdi diyor ki aha iyi be gittiler falan. Merak etme hepimize bizi dinleyen bütün hepimize müminler, yeter. Hepimize yeter. Fazlasıyla yani. Cenneti Cenab-ı Hak çok geniş ve büyük yaratmıştır. Oradaki yani o yeniden yaratılan beden mesela burada liflidir yiyecekler. O ne demek? Lifli. Yiyorsun. Yani mide kendisine göre bir şeyler şeyini bağırsaklara gönderiyor. Lazım olanları alıyor. Ondan sonra geri kalan posayı atmak mecburiyetinde kalıyor. Orada öyle değil. Yiyecekler lifli değil. Atıyor, alıyorsun. Kilo da yok. Diyetisyene de ihtiyaç yok. Bizim orada da derler ya, düvene küzük bir ye babam bir ye. İstersen ye. Ne istersen ye. Yiyorsun ve atıyor bunu.
Vücut atıyor. Ter gibi bir şeyle atıyor. Cennette çirkinlik yok. Hela da yok dolayısıyla. İhtiyaç yok ki ona. Öyle yaratılmamış. Böyle bir şey söz konusu değil. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Öyle nehirler var ki nehirde aynı anda bal, süt, şerbet, cennet şerbeti. Yan yana akıyor. Arı kovanına gerek yok. Bal akıyor ya. Süt akıyor. Cennet şerbeti akıyor. İnsan hafsalası almıyor. İnsanın hafsalası almıyor. Yiyebildiğin kadar ye, içebildiğin kadar iç. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki orada ibadet, ibadet yok. İnsan canı sıkılmaz mı? Cennette can sıkıntısı yok. Şimdi bizim bütün bunları anlatırken bize tuhaf geliyor. Ya nasıl olmaz falan. Olmaz, Cenab-ı Hak orasını öyle yaratmamış. Peki cennette bir şey olmayacak mı? Zaten sana aynı şekilde 80 bin gırnal vermiş. Onlarla oturup sohbet ederken, ama en büyük cennete girenlere o sohbetleri dünyadakilerle birleştikleri zaman, beraber oldukları zaman, dünyada yaptıkları kötülükleri hatırlamayacaklar. Hard diskten siliniyor onlar. O güzel şeyler, iyi şeyleri hatırlayacaklar, çok zevk alacaklar. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah Teala. Biz de hatırlarız böyle. Mustafa Bey hatırlıyor musun? Hani bir gün böyle programda anlatıyorduk. Hiç ya, bizim anlattıklarımızın hepsi hikayeymiş. Hiç benzemiyor bu. Evet. Değil mi? İnşallah. Hiç benzemiyormuş. Yani kelime sadece. Dolayısıyla cenneti tarif etmek. Belki dinleyicilerimizin hatırına gelmiştir. Bugün cennet tarif edecekler. Nasıl tarif edeceğim ben? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti, girdi, gördü. Gözüyle gördü. Ama anlatırken belli kelimelerle anlattı. Ve dolayısıyla o kelimelerin dışına bizim çıkmamız imkan dahilinde değil. Allah Teala rahmet eylesin. Emen abiler bir gün işte kayıp edenler oluyor. Hüseyin Hilmi Efendi. Sarıyer'de bir evler var diye denizin kenarında, boğazın kenarında. Orada bir gün böyle bir işte yat geçiyor falan. Soruyor efendim, cennette böyle yat olacak mı? Hüseyin Hilmi Efendi şöyle bakmış. Nerede kardeşim buyurmuşlar, yat. Hatta Enver abla Allah Allah dedi. Yat geçiyor dedi. Yani hocamız da diyor ki yani nerede yat? Efendim işte bu geçen. Kardeşim bunlar hayal. Bunlar yat mı ki? Hakikati nasıl bir şey ki? Bunun hakikati. Hatta bir seferinde de Enver abla kar çok hoşlarına giderdi. Cennette kar olur mu? Hakikisi var buyuruyorlar. Yani burada gördüğümüz şeylerin hakikisi var. Mesela bu yediğimiz meyvelerin de orada benzerleri olacak buyuruyor. Ve hatta diyeceklermiş ki biz dünyada bundan yemiştik. Ama dünyada yedikleri onun gibi değildi. Lif değildi. Oradakiler lifsiz. Dolayısıyla cenneti tarif etmek, içindeki nimetleri de tarif etmek bizim harcımız değil. Ancak nakledilen kadar nakledebiliriz. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız cennet ve nimetleri hakkında bize bilgiler veriyordu. Hocam biraz bilgi vermiştiniz. Tabii tarifi mümkün değil demiştiniz az önce birinci bölümde. Ama buna rağmen tabii Peygamber Efendimizin bildirdiği şeyler var. Onları da aktaracaksınız galiba. Efendim şimdi hadis-i şeriflerde bildirilmiş ve İslam alimleri de, ehl-i sünnet alimleri de bunları bizim anlayacağımız şekilde anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki, iman sahipleri söz birliğiyle bildiriyor ki, kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzetidir zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Tabi yükseldikçe cennetteki lezzetleri de farklı olacak onun. Bir de orada yani biz sanki öyle algılıyoruz, bir de cennetteki nimetleri böyle bedensel nimetlermiş gibi. Değil. Hep öyle düşünüyoruz, insanın aklına o geliyor yani. Ama bu ruhun tabii zevk alması orada söz konusu. Şimdi hani İslam ve toplumda zaman zaman dinleyicilerimiz sorduğu zaman naklediyoruz. Şah-ı Nakşibend, Bahattin-i Buhari, Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki bu yol öyle bir yol ki kesin aynı şekilde kavuşturur. Bu ifadeyi kullanmışlar. Kesin. Ama samimiyetle bir talebe bu büyüklere ittiba ediyorsa, onların dediklerini yapmaya çalışıyorsa, ya dünyada verilir buna, ya ölürken verilir, ya kabirde verilir, ya mahşerde verilir. Ne verilir?
evliyalık verilir. Diyeceksiniz ki ne fark eder? Evliyalık verilince ruhu yükseliyor. Bu şekilde cennete girenin aldığı lezzetle bu nimete kavuşmadan girenin aldığı lezzet farklı olur. Nasıl yani? Benim de mi şimdi şansım var evliyalık olsun? Elbette. Yani bizi dinleyen bütün insanların, evet, yani bu büyüklere muhabbeti varsa, bu büyüklerin kitaplarını okuyorsa ve onların bildirdikleri şekilde hareket ediyorsa, ya dünyada verilir bu, ya ölürken verilir, veya kabirde verilir, ya da mahşerde verilir. Cennete girmeden verilir bu. Evliyalık. Evet, verilir. Kesin verilir. Yani o zatın sözü bu manaya gelir buyuruyor. Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri kesin kavuşturur. Tabi bu şekilde girince o zaman avam oluyorsun. Özür dilerim, havas oluyorsun. Yani seçilmiş oluyorsun. Seçilmişin de seçilmişi oluyorsun. Öbürüsü avam oluyor. Avam, sizin de dediğiniz gibi bedeni zevklerden öbür tarafa fazla gidemez. Kendine otur. Şey yapmaz, üzülmez de. Ama havassa, seçilmişse bu sefer ruhun başka lezzetleri. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes dinleyecek. Herkes bir lezzet alacak ondan. Bu cennette bahsediyoruz şu an. Cennette tabii, cennette. Evet, cennette olacak. Cennette orada olacak. Da avam ve hassa var. Evet. Avam idare edecek yani. İdare edecek. O da lezzet alacak. Evet. Ama öbürüsünün aldığı lezzet değil. İkisi de aynı meyve yiyecek. Birisinin aldığı lezzet farklı, öbürüsünün farklı. Ama ikisi de bilmeyecek ne lezzet aldı. İkisi de diyecek ki ben en güzel lezzeti bana verdi Cenab-ı Hak. Öyle, öbür türlü üzülür. Peygamber Efendimiz'in sohbetleri... Aynı şekilde lezzet olacak, peygamberlerin olacak, ashab-ı kiram olacak, bu İslam alimlerin, evliya-i kiramın sohbetler olacak. Ve Allah-u Teala'nın cemali görülecek orada. Çünkü cenneti kendi cemalini tecelli edecek yer olarak yaratmış. Orada buyuruyor ki herkes Allah-u Teala'yı görecek, cennete giren herkes Cenab-ı Hakk'ı görecek. Herkes gördüm diyecek, 300 yıl geçecek o zevkten, nasıl bir zevkse. Ya dünyada efendim bilmiyoruz onu. 300 yıl geçecek buyuruyor. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta, dünyadakilerden bambaşka özellikte var olacaktır. Ruh bu ceset ile birleşecek, kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetler, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetinden kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allah-u Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Bir şey daha sormak istiyorum. Yani ben bilmiyorum diyebilirsiniz. Cennette Allah-u Teala görülecek. Tabii görme işi deyince biraz farklılaşıyor iş. Biz cennette de olsak mahluz netice itibariyle. Allah-u Teala görebilmek de bir sınırlı bir şey yani, bir eylem. Görebilmek nasıl bir şey olacak acaba? Yani nasıl göreceğiz? Şimdi hadis-i şeriflerde bizim dünyada kullanılan kelimelerle, evet, tebessüm eder gibi buyuruluyor. Herkes derecesine göre gördüm diyecek. Diyecek. Lezzet alacak, kendinden geçecek buyuruluyor. Bu da ruhun lezzetlerinden. Ruhun lezzetin. Bedeniyle beraber görecek bunu ama. Bedeniyle beraber görecek. Allah-u Teala'nın cemalini görecek. Hatta ona gelmeden önce mesela Allah-u Teala kullarına hitap edecek, cennette kullarına. Benden bir şey ister misiniz? Diyecektir ki ya Rabbi ne isteyelim yani? Kalk desek, su kuk desek, ekmek yani. Daha ne isteyelim? Allah-u Teala buyuracakmış ki dünyada sıkıntıya düştüğünüz zaman ne yapardınız? Alimlere giderdik. Sorun bakalım benden daha isteyeceğiniz bir şey var mı o alimlere? Onlar gene orada alim. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne gideceğiz. Seyyid Abdülhakim Arbaas Hazretleri'ne gideceğiz. Taha Yakkar Hazretleri'ne, Mevlana Divadat Hazretleri'ne gideceğiz. Soracağız. Diyeceğiz ki efendim Allah Teala böyle şey yapıyor. Ne isteyeceğiz? Onlar da buyuracakmış ki siz dünyadayken dinlememiş miydiniz? Okumamış mıydınız? Allah Teala cenneti kendi zatının tecelli edeceği bir yer olarak yaratmış. İmanlı kullarıma kendimi orada göstereceğim. Bunu isteyin. Ya Rabbi cemalini görmek isteriz diyecek. İşte bunu anlatırken, demin de zaten siz oraya temas ettiniz. Bir mahlukuz, o Halık. Belli bir şey midir bu? Söyleyiver. Bir cihetten mi? Değil. Nasıl görülecek? Bir cihetten değil. Yere mi bakacağız görmek için mesela? Şimdi cennet, Cenab-ı Hakk'ın tecelli edeceği yer olarak, mekan olarak yaratılmış. O tecelli nasıl bir şey? O tecelli nasıl bir şey? Tabii anlamak çok zor. Anlatmak daha da zor.
Bunun mesela dünyada Allah-u Teala görülmez. Özür dilerim, dünyada Allah-u Teala görmek caizdir ama görmek mümkün değil. Dünya tecelli edecek yer değildir buyuruyor. Ama ulul azm peygamberlerden Musa aleyhisselam nazlanıyor Allah-u Teala'ya. Bana cemalini göster diye. Allah-u Teala buyuruyor ki dayanamazsın. Naz makamında ısrar ediyor. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki karşındaki dağa bak. Karşıdaki dağa bakıyor. 70 bin perdenin arkasından Cenab-ı Hakk'ın nuru o dağa tecelli ediyor. Dağ yok oluyor. Musa aleyhisselam da bayılıyor. 70 veya 70 bin perdenin arkasından o nuru tecelli ediyor. Şimdi ki burası o mekan değil. Değil. Beden ona göre yaratılacak cennette. Cennetin kendisi de Cenab-ı Hakk'ın o nurunun tecelli edeceği bir yer. Ve İmam Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki Muhammed Aleyhisselam Miraç gecesi Allah-u Teala'yı gördü. Ama Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı gördüğü değildir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam yaratılanların, mahlukların zirvesinde. O mahluktur. Allah-u Teala Halık'tır. Mahluk, Halık'ı ihat edemez. Ama kendi derecesine göre gördü. Cennettekiler de herkes kendi derecesine göre o tecelliden nasibini alacak. Nasıl ve ne şekilde olacak onu bilmiyoruz. Biz burada hep görme deyince bu gözle evet, bir cepheden bakmaya. Öyle değil. Öyle değil. Mesela kalp gözüyle gördü diyoruz. Nasıl görüyor? Farklı bir şey o. Farklı bir şey. Oluyor mu? Oluyor. Yazmış çünkü kitaplar, bunlar olur mu? Tabii. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Öyle buyuruyor kitap. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allah-u Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Nedir? Şunun tadına bak. Alıyorsun, bir geviyorsun falan değil mi burada? Bir zahmete katlanıyorsun. Böyle bir şey, orada böyle bir şey olmayacak buyuruyor. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü oradaki yaratılanlar da öyle. Peki, bunu kitaplarda anlatılıyor mesela. Adem Aleyhisselam önce cennette yaratıldı. O vücut oraya uygundu. Vücudu. Bu sistem orayı da aynı şekilde kaldırabilecek şekilde yaratılmıştı. Gerçi dünya şartlarına uygun yaratıldı bedeni ama oradaki yiyeceklerden yiyordu. Hela ihtiyacı belirmiyordu. Yiyor, rahatlayıp geçiyordu. Yiyor, rahatlayıp geçiyordu. Allah-u Teala cennette bir meyve gösterdi, bundan yeme dedi. Allah-u Teala unutturdu ve yedirttirdi. Unutturan da yedirttiren de Allah-u Teala. Unutturan da yedirttiren de Allah-u Teala. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaptığı işler sebeplerle olacak. Yeme diye emretti ama yemesini diledi buyuruyor. Yeryüzüne indirilmesi lazım. Yani. Şimdi sebepsiz indirse Adem Aleyhisselam'ın gönlüne gelebilir. Ben ne yaptım ki indirdin beni, çıkardın cennete diye. Ama unutup da o meyveden yiyince Allah-u Teala niye yedin dedi. Unuttu ama netice itibariyle mahcup oldu Cenab-ı Hakk'a karşı. Çünkü o meyveyi yiyince cennet meyvelerinden değilmiş o. Dünyadaki meyvelere benziyormuş. Lifliymiş. Yiyince midesini oradan bağırsaklara geçince bunu dışarı atacak. Dolaşıyor. Allah-u Teala bir melek gönderdi. Git dedi, bu niye dolaşıyor? Dedi ki niçin dolaşıyorsun? Ya dedi öncekilerde olmadı ama bunu yiyince dedi bağırsaklarım kuruldu, dışarı çıkmak istiyor. Diyor ki cennet bunun yeri değil. Burası temiz. Burası temiz. Ne yapacağım ben? Açıyorlar ekranı, tabiri caizse gösteriyorlar. Aha diyorlar orası. Allah rahmet eylesin, eski Van müftüsü Kasım Arvas amca o anlatırdı. Bu dünya içine edilecek yer diye. İşte olsa dünyaya indirildi. Dünyaydı. Yani Adem Aleyhisselam bizzat ondan tattı. Yedi de. Bizzat tattı ve yedi de. Dolayısıyla acı çekmek gerekmez. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. O sonsuz. Cennetteki beden ise sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insan ile aynadaki hayali arasındaki benzerlik gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz.
akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Hakikaten öyle, bir tarafa geçemiyoruz. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validem şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatli olduğu günlerde buyurdu ki, hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bıraktılar, isterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında mübarek başını benim dizime koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti, sonra Allahümme er-refikul ala buyurdu. Anladım ki Refikül Ala'yı seçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz bu oldu. Oradaki yerini görüyor. Adi bin Hatem Hazretleri şöyle anlatmıştır. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh şehit edildiği gün bir kimsenin şöyle dediğini işittim. İbni Affan'ı ferahlık, rahatlık, saadet ve cennetteki sayısız nimetlerle ve Rabbinin rızasıyla müjdeleyiniz diyordu. Etrafımıza baktık, kimseyi göremedik. Seyyid bin Ali bin Abdullah Mervezi, Abdullah Mübarek Hazretlerinin derslerine devam ederdi. Bir gün, bu Seyyid bin Abdullah Hazretleri, Abdullah Mübarek Hazretlerine diyor ki, artık diyor senin derslerine gelmeyeceğim. Çünkü bugün gelirken diyor senin kızların dama çıkmış, cariyelerin beni çağırıyorlardı. Benim sehlim, benim sehlim diyorlardı. Bunların terbiyesini vermiyor musun dedi. Abdullah Mübarek Hazretleri o gece talebelerini toplayıp sehlin cenaze namazına gidelim dedi. Gidip vefat etmiş olarak buldular. Vefatını nereden anladın dediklerinde, benim hiç cariyem yok. O gördükleri cennet hurileriydi, onu cennete çağırıyorlar dedi. Ebu'l-Fadl Ahmedi Hazretleri bir gün cennetten anlattı. Cennet bazı kimselere iştiyak duyar, arzu eder. Tıpkı onların cenneti arzu ettikleri gibi. Bunlar iman sahibi salih kimselerdir. Bir kısım insanlar daha vardır ki cennet onları arzu etmez ama onlar cenneti isterler. Bunlar ise asi günahkar müminlerdir. Bir başka grup insan daha vardır ki cennet bunları arzu eder ama bunların arzuları cennet değildir. İşte bunlar hal sahibi velilerdir. Bunların dışında bir takım insanlar vardır ki cennet bunları kesinlikle istemez. Onlar da cenneti istemezler. Bunlar da kıyamet gününü ve sonrasını inkar eden küfür ehlidir. Cennet ehli cennete bir şey isteyip temenni ettiğinde o nimet hemen kendisine verilir buyurdu. Hamiddin Nahuri Hazretlerine cennet ve cehennemin ne oldukları sorulduğu zaman cevaben bu zat buyurdu ki, cennet ve cehennem senin amellerindir. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde mealen zerre kadar iyilik eden onun mükafatını görecek. Zerre miktarı kötülük işleyen de onun cezasını görecektir buyurdu. Bugünkü amelinden yarın sana şekiller verilecek. İyi ameller etmişsen onlara uygun iyi suretler önüne getirilecektir. Hani bir gün zaman zaman İslam ve toplumda da hep naklediyoruz. Harun Reşit Hazretleri zamanında yaşayan meczup evliyadan Behlül Nana Hazretleri bir gün bir yerden geliyor. Harun Reşit Hazretleri de o tarafa doğru gidiyormuş atın sırtında. Bakmış onu hızlı hızlı böyle telaşlı geldiğini görünce diyor ki nereden geliyorsun? Ahiretten diyor. Ahiretin neresinden? Cehennemden diyor. Sert bir şekilde. Niye gittin cehenneme diyor. Ateş almaya diyor. Elinde ateş mateş yok diyor. Ateş vermemişler diyor. Yok muymuş orada ateş? Zaten bunu söylemek için lafı buraya kadar getiriyor. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendisi getirir. Biz buradan vermiyoruz. Biz buradan vermiyoruz. İşte burada da bu zat buyuruyor ki cennet ve cehennem senin amelindir. Hatta bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki cennette ağaç yoktur, ağaç dikiniz. Nasıl ya Resulallah? Sübhanallahü ve hamdî, Sübhanallahil azîm. Ve hatta tesbih ederek, Sübhanallah diyerek. Ağaç dikiniz. Yani senin amellerin orada sana şekillerle tekrar iade edilecek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Peki ölünce nasıl uyanır? Ruh bedeni terk edince dünyada işlemiş olduğu günahlar ve iyilikte şekil halinde kendisini gösterir. Görür onları. Günahlar çirkin. Aynı şekilde sevaplar da güzel şekillerde görür. Ama günahların daha çok olduğunu görünce çok korkar. Eyvah der. Ben neler karıştırmışım? Bunların altında ben nasıl kalkacağım? Diye böyle yese bile kapılır. Ama imanını kurtardığı için eninde sonunda cehennemden kurtulur. Sırrı Sakati Hazretleri de buyurdu ki, cehennemlik olanlar cehennemdeyken
Allah-u Teala'yı görmekle şereflenebilselerdi, hiçbir zaman cenneti hatırlarından geçirmezlerdi. Çünkü ismi aziz olan Hak Teala'yı seyretmek ruha o kadar çok neşe verir ki, bu neşe ona bedeninin çektiği azabı unutturur. Nasıl bir zevkse, unutturur. Bu azap ile meşgul olmak hatırına bile gelmez. Cennette ise Allah-u Teala'yı temaşadan daha mükemmel bir nimet mevcut değildir. Cennetteki nimetlerin hepsi 100 misli arttırılsa, fakat cennette olan kimselerle Allah-u Teala arasında bir perde bulunsa, yine de canı gönülden feryat ekip figan ederlerdi. Derecesi yüksek olanlar böyle buyuruyorlar. Şerafettin Ebu Ali Kalender Hazretleri yazdığı kıymetli bir mektubunda buyuruyor ki, mektuplarından birinde buyuruyor ki, ey kardeşim, Allah-u Teala cenneti ve cehennemi yarattı, İkisini de dolduracağını buyurdu. Maşukları, aşıkları ile müminleri, sevdikleri ile beraber cennete koyacağım, şeytanı da taifesi ve sevenleri ile birlikte cehenneme atacağım buyurdu. Ey kardeşim, cennette ve cehennemde aşıktan, sevenden başkası yoktur. Cennet dostların kavuşma yeridir. Kafirler ve münafıklar dünyada inanmayıp yalanlattıkları hakikati ahirette görüp anladıklarında cennete girmek arzuları olacak. Fakat dünyada yapmış oldukları düşmanlıkların neticesi olarak ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennet nimetlerine mahrum olmak acısı ile yanacaklar. Cehennemin acı azapları bu sıkıntı yanında hiç kalacaktır. Cennette dünyadayken Allah-u Teala'nın muhabbeti ve sevgisiyle yananlar bulunduğu gibi, cehennemde de dünyadayken nefislerinin, şehvetlerinin ve şeytanın esiri olarak bu ilahi muhabbet ve sevgiden uzak yaşayıp da öldükten sonra Allah-u Teala'ya iman, ona sevgi ve muhabbetin ne büyük bir nimet olduğunu farkına vararak, keşke bizler de dünyadayken iman etseydik, ilahi muhabbet ve sevgi nimetine kavuşsaydık diyerek pişmanlık içinde yanarlar bulunacaktır. Bunun için cennet dostlar için buluşma yeri, cehennem ise düşmanlar için ayrılık ve perişanlık yeridir. Ayrılık ve perişanlık kafirler ve münafıklar içindir. Kavuşmak ve sevinç ise Muhammed Aleyhisselam'ın aşıkları ve sevenleri içindir buyuruyor Şerafettin Ebu Ali Kalenderi Hazretleri. Sabit bin Ebu Hamza Es-Simali İmam-ı Zeynel Abidin Hazretlerinden şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kıyamet günü fazilet sahipleri kalsın diye çağrılır. İnsanlar arasında bir grup kalkar. Onlara hadi cennete giriniz derler. Onlar cennete giderken meleklerle karşılaşırlar. Melekler nereye gidiyorsunuz derler. Cennete derler. Hesaptan önce mi cennete giriyorsunuz derler. Evet cevabını verirler. Sizler kimlersiniz ki böyle transit geçiyorsunuz. Faziletiniz ne? Onlar derler ki biz fazilet ehliyiz. Sizin diyor faziletiniz ne? Onlar da dünyada bize hakaret edildiğinde tahammül ederdik. Bize zulmedildiğinde sabrederdik. Ve bize kötülük yapıldığında affederdik derler. Önemli bakın. Hakaret edene sabrediyor, zulmedene sabrediyor, hakaret edene tahammül ediyor. Kötülük yapıldığında onu da affediyorduk. Üçü de zor iş. Ama başarana melek de bunu, hadi cennete giriniz diyor. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzel derlermiş. Sonra sabır ehli kalsın diye nida olunur. Bir grup insan kalkar. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Onlar da meleklerle karşılaşır. Melekler onlara da aynı şeyi sorarlar. Siz transit nasıl geçiyorsunuz böyle? Biz sabır ehliyiz dediklerinde sizin sabrınız neydi derler. Biz Allah-u Teala ibadet etme hususunda zorluklara katlandık. Nefsimize uymayıp günahlardan sakındık ve bu hususlarda sabrettik derler. Melekler de hadi cennete girin, salih amel işleyenler mükafatı ne güzeldir derler. Sonra bir nida daha gelir. Allah-u Teala'nın komşuları kalksın denir. Bir grup insan kalkar fakat bunların sayıları azdır. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Melekler karşılayıp aynı şeyleri onlara da sorarak sizin amelinizdedir dediklerinde, biz Allah rızası için birbirimizi ziyaret ederdik. Allah rızası için oturup sohbet ederdik. Ve Allah rızası için birbirimize mallarımızı bol bol verirdik derler. Bunun üzerine melekler, salih ve iyi amel işleyenlerin mükafatları ne güzeldir. Hadi girin cennete derler. Hadi girin cennete derler. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri her biri hadis-i şeriflerde bildirilen, ondan sonra açıklanan o bilgileri bizim anlayabileceğimiz şekilde ama
genelde dünyada kullanılan kelimelerle anlatmışlar. Dolayısıyla cennetin büyüklüğünü, cennetteki nimetleri, onları bilmemiz mümkün değil. Şey yapmamız mümkün değil. Mesela bir tane bir şey anlatırlar kitaplarda. Enteresan bir şey. Bir genç bir rüya görmüş. Rüyasında dünyada hiç görmediği bir yer. O bir nehir ki böyle dünyadaki gibi yıkıp yıkmıyor. O kadar sakin güzel akıyor ki. Etrafında ağaçlar, yeşillikler falan. On sana orada böyle saf saf yürürken bir grup böyle, yani dünyada eşi benzer olmayan güzel kızlar görüyor falan. O kızlardan bir tanesi dönüyor. Aa diyor, Aynayı Merdiye'nin kocası geliyor. Bu tabii Allah Allah diyor, hangisi ki bunun Aynayı Merdiye? Bekar bir genç. Kitapta da yazıyor, bir zat anlatıyor bunu. Rüyada görüyor bunu. Yaklaşıyor, hanginiz Aynayı Merdiye? Aa diyorlar, Aynayı Merdiye ki biz kim? Biz onun hizmetçileriyiz diyor. O nerede? Nehri devam et diyor. Derken nehri bakıyor, bir grup daha bir böyle kızlar, birinci gruptan daha güzeller falan. Onlardan bir tanesi bunu görüyor. Aa diyor, Aynayı Merdiye'nin kocası geliyor. İyi ki diyor birinci gruptan değilmiş diyor bu Aynayı Merdiye. Daha güzelleri, daha güzelleri var. Yaklaşıyor, hanginiz Aynayı Merdiye? Aa diyorlar, Aynayı Merdiye kim? Biz kim? Allah Teala bizi ona hizmetçi yarattı. Ya diyor, bu Aynayı Merdiye nasıl bir şey ki? Ondan sonra nerede? Devam et diyor nehri. Üçüncü bir grup görüyor. Onlar birinci, ikinci gruptan da güzeller. Onlardan da bir tanesi bunu görüyor. Aynayı Merdiye'nin kocası geliyor diyor. İyi ki diyor birinci, ikinci gruptan değilmiş diyor. O yaklaşıyor. Hanginiz Aynayı Merdiye? Aa, dört bir dakika diyor. Aynayı Merdiye ki biz kim? Cenab-ı Hak bizi ona hizmetçi yarattı. Bak itirazlar da yok. Şeylerde. Peki o nerede? Devam et, ileride bir köşk var orada diyor. Mustafa Bey yaklaşıyor rüyasına. Bir köşk, köşkün önünde bir tane duruyor ama diz bağları çözülmüş onu görünce. Yok yani dünyada öyle bir güzel yok. Ya diyor, iyi ki onlardan değilmiş. Allah Teala ne güzel yaratmış bunu. Derken o bunu görüyor. Kapıdan içeri sesleniyor. Aynayı ver diyor, kocan geliyor. Ana bu da değilmiş diyor. Bu da değilmiş diyor. Ondan sonra gidiyor kapıdan. Kapıdan içeriye sokmuyorlar ama. Bir tane böyle şeyde oturuyor. Tahtta oturuyor ama dili tutulmuş, diz bağları çözülmüş, çökmüş. İçeri girmek istiyor, izin vermiyor. Ama diyor, ben senin kocanmışım. Ama diyor, sen dünyadasın da. Ölümü tadıp bu tarafa gelmen lazım. Yani diyor, sana nasıl kavuşabilirim? Ölmen lazım diyor. Ve uyanıyor. Babasına harbi ilan edilmişmiş. Satmış, savmış, hepsini bir at almış. Daha da yaşı da küçük. Ordunun ön tarafına geçiyor. Bu arada sırada Aynayı Merdiye, Aynayı Merdiye diyormuş. Ya bunu yaşı küçük diye arkaya alırlar. Gene ön tarafa geçiyor falan. Bir tanesi muttali olmuş. Gitmiş komutana demiş ki, bu demiş, arkaya alıyoruz falan ama Aynayı Merdiye aynı tesbihat gibi böyle çekip duruyor demiş. Söyleyip duruyor demiş. Neyin nesi anlamadık. Bize de bir şey anlatmıyor falan. Çağırmış komutan. Demiş, evladım, niye demiş öne öne geçiyorsun sen? Yani niye bu kadar demiş ölmek istiyorsun, öne fırlıyorsun, atılıyorsun falan. Bunun üzerine anlatmış bu rüyasını. Bana dedi ki, yani sen bu tarafa gelmeden ölmeden kavuşamazsın. Ölmeden kavuşamazsın. Yani Cenab-ı Hakk'ın oradaki yarattığı, cennette yaratmış olduğu gılman olsun, huri olsun, yani burada dünyadan gidecek olanlara hizmetçi olarak yarattıkları, yani onların güzellikleri karşısında, çünkü öyle ifadeler geçiyor ki onların boyunlarına taktığı gerdanlık yeryüzüne inse güneşin ışığı kararır. İnsan hayal bile edemez. Bunları ifade ediyorsun. Bunları ifade ediyorsun ama şey itibariyle söyleyiver. Kelime bulamıyorsun. Kelime bulamıyorsun. Yani Cenab-ı Hak gözlerin görmediği, dillerin ifade edemediği nimetler hazırlamış. Nimetler hazırlamış. Büyüklüğü bizim aklımızın, hafsalamızın da ilerisine. Böyle bir nimet diyordu. Orada daire şeklinde buyuruyor. Merkezde peygamberler, işte ondan sonra 8 daire şeklinde buyuruyor. En uçta olanlar var, merkezde olanlar var. Bize düşen vazife nedir? Biz Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyup mümkün mertebe imanımızı kurtarmak ve oraya yakın olmak için gayret sarf etmek. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. İnşallah Teala son nefeste iman nesip etsin. Cennet nimetlerinde bizlere de ihsan etsin inşallah Teala. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olup başka bir konuyu sormak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Gönül Pınarı.